Sevgili arkadaşlar, ben kimya öğretmeni Sevtap Hoca. Bugün size kimya dersi üzerine kullanacağımız kaynaklar ve artı yayınlarla ilgili bazı adlandırmalar, bazı sınıflandırmalar yapacağım ve bunların içerisinde de tabii bir düzenleme yaptık. Şimdi kimya dersimizin biliyorsunuz TYT ve AYT aslında bir de organik kimya olmak üzere 3 tane bölümden oluştuğunu sizler de biliyorsunuz. O yüzden bu kitap tanıtımımızı biraz onların üzerine yığarak yapmaya çalıştım. Ve yine böyle bir kategori şeklinde sınıflandırma üzerinden yapmak istedik. Çünkü kimya dersinin biliyorsunuz sizler de öncelikle konuyu temel olarak öğrenme, sonra bunu birazcık daha geliştirme, arkasından daha ileri boyuta taşımak konusunda bütün derslerde yaptığınızdan eminim zaten ama böyle bir level gitme şeklinde bir durumu söz konusu. O yüzden şimdi böyle bir kitap önerileri konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, hepinize bu sınav maratonu içerisinde çok 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 sonsuz başarılar diliyorum. Umarım her şekilde sizin için en kolay şekilde olmasını isterim. Ve gönlümden geçen de zaten budur. Diğer arkadaşlarım da eminim bu şekilde düşünüyordur. Şimdi dersimizin tabii ki ilk ana temasını şunu da özellikle dile getirmek isterim ki bizim TM grubu olup aynı şekilde TYT sınavında kimya yapmak isteyen birçok öğrencimizin olduğundan da eminim. Biraz onları da işin içine dahil ederek şöyle bir kitap dizaynı yaptım arkadaşlar. İlk olarak tabii ki yeni başlangıç serisi dediğimiz biraz böyle kolay adlandırabileceğimiz şekilde bir sistemle başlayalım istedim. Bunun içerisinde belli başlı yayınları inceledim. İçlerinde size daha uygun olacakları tespit ederek şöyle bir aktarım sunmak istiyorum. Birincisi aktif kimya TYT diye bir kimya soru bankamız var. Bu soru bankamıza zaten ilk sıfırdan başlayan arkadaşlarımız için süper bir zemin oluşturmak açısından. İkincisi aparatif kimya dediğimiz yine bir TYT kimya soru bankamız var. Arkasından endemik yayınları yine incedir, güzeldir. Yani en azından başlangıç için bizi bir şekilde körükleyebilecek bir bilgi akışına sahiptir. Karakök Kimya Sıfırdan TYT diye bir kimya soru bankamız var ki emin olun bu da sizin çok faydalanacağınız daha doğrusu yayınlardan bir tanesi. Ve antrenmanlarla kimyayı belki duymuşsunuzdur. Daha önce antrenmanlarla matematik serisi vardı. Buna bir de Kimya TYT eklemiş. Bence çok da başarılı olmuş. Önce bu şekilde bir başlangıç yapabiliriz diye düşündüm. Umarım bu dediğim gibi TM'den girecek olan arkadaşlarımı da kimya netleri yaptırma konusunda en azından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ve burada geçen sorular özellikle içerikten de bahsetmek istiyorum. Özellikle yayınların içerisinde aparatif kimya olsun, endemik kimya olsun. Çok temel bilgileri içeren ve bunlarla ilgili tamamıyla zemine dayalı bilgiyi çok fazla böyle aşırı derece abartılı kullanmayacağımız şekildeki sorular içeriyor. Tabii ünite değerlendirme olsun, kavrama testleri olsun, daha sonra kendi içerisinde zaten bunlar gelişiyor. Ve ikinci bölümde ise TYT'de birazcık daha böyle işte bilgileri temeli olarak kurduktan sonraki aşamamız aslında ikinci serimiz diyebiliriz buna. Kolay orta arasında değişen, gelgit yaşayan ki aslında kitapların içerisinde mutlaka seviyelerde şöyle bir şey vardır. Bunu en zor yayında da görebilirsiniz. En sıfırdan başlayarak soruları ileri düzeye taşıyabilir. Biz genel tabii ki böyle bir tanıtım yapıyoruz. Mesela ENS'nin yine TYT Kimya Soru Bankası'nı öneririm. Bu çok başarılı bir kitap olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü bizi en azından bu derse karşı motive etme konusunda da bence yayınların çok başarılı olması lazım ve bize çok fazla sorun teşkil etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Orbital yayınlarını bu anlamda öneririm size. Orbital yayınların içerisinde de gerçekten kazanım testlerine çok büyük önem vermiş. Çünkü bizim burada bilgilerimizi birazcık daha bir şekilde geliştirerek kullanmamızı sağlayan yayınlar bunlar. Yine MF Kazanım'ın TYT Kimya Soru Bankası gayet güzel. Yani biraz eğlenceli bir kitap. En azından bizi bu derse karşı yine daha böyle sempatik bakmamızı sağlayabilecek soruları içerdiğini düşünüyorum. Yine Karekök yayınlarının normal sıfırdan kimyanın dışında aynı şekilde yine böyle bir orta seviyede diyebileceğimiz bizi çok zorlamayacak. Yine tabii ki ÖSYM'nin soru tarzlarına kesinlikle dayalı olması şartıyla hazırlanan yine soruları var. Ve Limit yayınlarını yine aynı şekilde öneririm arkadaşlar. Bunların içerisinde biliyorsunuz ki bizim TYT kimya sorularımızda çok fazla güncel bilgiler var arkadaşlar. Bu güncel bilgilerin emin olun iyi bir şekilde kullanılması için soruların içerisinden çok fazla şeyi kavrayabilmemiz şekildeki yayınlar olması gerekiyor. Bundan dolayı zaten bu temel bilgilerin kurulup bir şekilde daha bunları üst seviyeye taşımak anlamında
kullanacağımız sorular olması gerekir. Çünkü bunların mutlaka devamlılığını bizim sağlamamız gerektiği için düşünüyorum. Mesela içerisinde size temel olarak soracağı şeyler, işte atomla ilgili hangileri birbirinin izotopudur gibi bir soru sorulabilir. Örnek bir model olsun diye söylüyorum. O yüzden bu temeli kurduktan sonraki kısmın ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki başarı düzeyimiz ve sorulardaki eğer çok fazla duraksamıyorsak, bize konu tekrarlarını güzel yaptırabiliyorsa bizim biraz daha üst seviyeye çıkmamıza mutlaka etkisi olacağını da inanıyorum. Şimdi bilgileri daha kullanma üzerine, yani biraz daha professional dediğimiz daha böyle yüksek seviye taşıma konusunda orta düzeydeki bazı kitaplarımız var ki emin olun bunlar aslında çok da orta düzeyde değildir. Yani soru niteliği gerçekten çok iyi. Çünkü ÖSYM'nin gerçekten soru tipleriyle çok uyumlu olmasından kaynaklı. İşte ters yüz dediğimiz Kimya TYT Soru Bankası bu anlamda gayet güzel soru içerikleri var. Yine Yanıt Yayınları TYT Kimya'da çok güzel. Fence bir yayınları vardır. Belki duymuşsunuzdur. Bu da artık yavaş yavaş ismini çok fazla duyurmaya başladı. İçerisindeki soru niteliği gerçekten güzel. Kavrama üzerine bize hedeflediğimiz alan neyse ona daha çok teşvik etmek üzerine kurulu. Ve tabii ki vazgeçilmez yine yayınlarımızdan bir tanesidir. 3-4-5'in özellikle kimya TYT'si. Ve kimya bilgilerini öğrendikten sonra özellikle bu bilgileri kullanmaya yönelik olmasından dolayı da soruların soruluş tarzlarında biraz farklılık görebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mesela normal sorularımızda bizim düz metin var. Bazen bakıyorsun bunu sembolikleştirebiliyor. Bazen de bunu grafik tasarımı şeklinde de sorabiliyor. O yüzden işte bu kitaplardan sizin en büyük kazancınız bence bu olacak. Soruların aslında içerik olarak, kavram olarak aynı olması ama soruluş tarzlarının çok farklı olması bizim bu konuda bilgilenmemizi daha da garantilemiş olacak. Yani farklı farklı türde, farklı farklı tarzda sorularla karşılaştığımız zaman bize hiçbir şekilde yabancılık katmayacak ve evet bak biz bu soruyu görmüştük ya da biz bu sorulardan çözmüştük şeklinde sizi daha da rahatlatacaktır. Emin olun bu orta düzey kitaplarımız bile gerçekten içerik olarak gayet güzeldir. Ve şunu da hemen eklemek istiyorum ki AYT'den de bahsedeceğim biraz sonra ama TYT Kimya'da en önemli handikapımız şu arkadaşlar. Birazcık böyle konularımız çok dar kapsamlı gibi gözükse de aslında dağınık durur. Yani şunu demek istiyorum ki konu sayımız az fakat içerik çok dağınık, yani çok kapsamlı. Çünkü bizim konularımız içerisinde tekrar söylüyorum çok fazla güncel bilgiler var. Bu güncel bilgilerin çok fazla kullanımı ve aynı yıl içerisinde de kesinlikle sorulması çok mevcut. İşte alternatif enerji kaynaklarından bahsediyorduk hatırlarsınız. İşte kimya her yerde diye bir konumuz var. İşte bütün güncel hayatımızda kullandığımız temizlik malzemelerinden bahsediyoruz. Asit bazların kullanım alanları gibi. İşte bu konuların hepsine bir anda tabii ki bilgisayar olarak hepsine erişmemiz belki zordur ama işte kaynaklarımız bizi bu anlamda inanın çok iyi bir şekilde geliştirir. Çünkü oradan soru görmek, buradan soru görmek, her sorudan bir şey katmak kendimize ve öğrenmek. Güncel bilgilerin aslında en güzel öğrenme tekniği çok farklı tarzda soru görmek ve bu soruların üzerinde takıldığımız yerleri hocalarımıza yorumlatmaktır. Bence bu her zaman bilgiyi birazcık daha ileriye doğru sürükler diye düşünüyorum. Tabii benim kendi kişisel görüşüm. Ve daha bilgileri geliştirmek, birazcık daha acaba hani bu soruda da başka bir şey istiyor mu gibilerinden bizi düşünceye teşvik edecek orta zor. Aslında yine bunlar da çok içerik olarak gayet güzel olan yayınlarımız olacak. Öğreniş bilgilerin, öğrenilmişlerin özellikleri daha böyle detaylandırmak, onların üzerinden birazcık daha düşünmeye teşvik eden sorular ki burada Paraf Kimya Soru Kütüphanesi diye bir yayın var arkadaşlar. Bu yayın içerisinde ben inceledim. Özellikle MEB'in kazanım testlerine çok fazla önem veriyor. Düzey belirleyici, orta düzeyden başlatıyor. Tabii ki EBA'nın yine kazanımları çok fazla ön planda. Kavratma üzerine ve birazcık daha ileri düzeye taşıma şeklinde yine böyle sınıflandırarak gidilmiş güzel bir kitap. Ve bu düzen içerisinde de biz onların yan bölge yanlarına yine bilgisayar içeren kitaplar ki o yan oturaklı bir şekilde kullanılan bilgiler bize soru çözerken gerçekten çok da faydalı oluyor. Yine Miray yayınlarını çok fazla öneriyoruz arkadaşlar. Daha güncel
güncel ve bizim yeni nesil dediğimiz soruların en çok fazlasıyla görsel olarak da sunulduğu bir kitaptır Miray Yayınları. Yine Yayın Deniz'in simülatör dediğimiz yine Kimya TYT Soru Bankası. Klasiktir zaten Yayın Deniz'i grubundan da siz de bilirsiniz. Sorular yine böyle birazcık daha düşünceli, biraz daha böyle içerisinden başka çeldirici cevapların yer alabileceği şekilde. Ve tabii ki Çözüm Yayınları 3D dediğimiz, biliyorsunuz 3 ayrı düzey belirleme şeklinde ki hemen şunu söyleyeyim size. Kaynaklar ne kadar zor olursa olsun arkadaşlar, mutlaka hepsinin bir başlangıcında bir basit, daha sonra orta, daha sonra zorlaşmak şeklinde giden bir konu sıralaması ve artı buna yönelik de tabii ki de soru bankaları vardır. Bu kitapların özellikle temel özelliği aslında ve burada öğreniş bilgileri, yani öğrendiğimiz bilgileri özellikle uygulama kısmında kendimizi daha iyi bir şekilde oturaklı hissedeceğimiz ve bak bu sorudan da şunu öğrendim gibilerinden bize çok şey katacağına inandığım yayınlardır bunlar. Bu yayınları özellikle kullanırken de tabii ki kullanım şekli çok önemli arkadaşlar. Bizim kendi konulardaki ve ders üzerindeki gidişatımız bence çok daha önem arz eder. Yani en başında gerçekten çok zayıfsak çok zor yayınlarla hemen giriş yapmak çok doğru değildir bence. Çok da mantıklı da değildir ayrıca. Bizim bunu kendimizi bir şekilde tam net olarak gördükten sonra evet artık benim bu yayınla devam etme zamanım gelmiştir şeklinde aslında hepsinin kronolojisini güzel bir şekilde çıkartmamız gerekiyor ve plan programlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu programlamanın içerisinde bence yeteri zaman destek almak da çok önemli. Çünkü bu destekler konusunda biz bazen kendimiz yanılabiliriz. Yani bir öğrenci gibi düşünerek kendime empati yaptığım zaman da bunu gayet rahat algılayabiliyorum. Yani benim aslında kılavuzlarım ve yönlendiricilerim kesinlikle rehberlik sistemim olabilir ya da bu konuda gerçekten kendini bir şekilde uzmanlaştırmış öğretmenlerim olabilir. Onlar bizi her iyi şekilde, her konuda aslında çok daha net bir şekilde görebilirler. Eksiklerimiz ya da yanlışlarımız ya da yanlış bir kaynak üzerinden gerekiyorsa bu eleştirilerini ve uyarılarını yaptıkları zaman da mutlaka dikkate almalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve gelelim birazcık daha zor ve çıtayı birazcık daha yükselttiğimiz üst seviyedeki yayınlardan bahsedeceğiz. Tabii ki aslında her kitabın kendine göre çok özel ve gerçekten nitelikli olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu çok önemli bir şey. Ama burada tabii birazcık daha böyle ben zorlanayım, biraz daha değişik tarzdaki sorular beni daha da mutlu ediyor çözerken derseniz eğer, tabii ki Aydın Yayınları'nın TYT Kimya Soru Bankası'nı öneriyoruz ve Bilgi Sarmalı biliyorsunuz yine bizim kimyada en üst çıtalarda kitaplarımızdan bir tanesidir. Ve yine Hız ve Rengin özellikle yeni nesil dediğimiz soru tarzlarında en başarılı yayınlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada aslında özet olarak derseniz ki hocam aslında ne farkı var ki yani zor ortayla hani zor ve üst arasında ne fark var derseniz şöyle bir fark oluyor arkadaşlar. Bu yayınlarda artık kimya bilgilerini çapraz kullanma yoluna geçiyoruz. Çapraz kullanma dediğim de şudur. Yani aslında orada bir bilgiyi sorarken bize başka tür bilgileri de bir şekilde eşeleyip onların içerisinden de ne kadar hatırladığımızı ölçen nitelikteki sorulardır. Hatta bir tane örnek vermek istiyorum. Yani daha dikkatli olun, daha özenli düşünün. Yani aslında bu soru göründüğü gibi değildir şeklinde bize mesaj arz eden sorulardır. Ha diyeceksiniz ki yani TYT hocam çok abartmaya gerek yok. Evet aslında TYT kimya için çok abartmaya gerek yoktur. Fakat eğer amacımızda birçok şeyi tam yapmak oluyorsa ve geliyorsa tabii ki bunu bence bütünüyle kullanmak, bu düşünceye de var olmak. Çünkü AYT'nin de devamında bu düşünceyle tamamıyla bütünleştiğini bilirsek eğer ihtiyacımız olduğunu da biliriz. Yani aslında detaylı düşünce birazcık bizi TYT'de öncelikle yoğursun. AYT'de işimizi kolaylaştırsın. Aslında ana fikir budur. Ve onun için de mesela buradaki o düşünce tarzında size çok klasik bir soru gibi gelebilir. Mesela der ki işte halojen asitlerinin asitik kuvvetinin arttığı yönde. Der ki elektron ilgisi artar. Ondan sonra işte der ki kaynama noktası artar. İşte der ki atom çapı artar. Hangileri kesinlikle doğrudur derken aslında orada bize periyodik özelliklerle ilgili soru soruyor bir yandan türler arası etkileşimle ilgili soru soruyor, tercihlerin tutunma kuvvetiyle ilgili soru soruyor ve elektron ilgisinin o spesifik özelliğiyle de ilgili soru soruyor demektir arkadaşlar. Yani aslında 3-5 tane bilgiyi bir araya getirip onların içerisinden netliği bulmak gibi sorular içerdiği için önemlidir. Bu sorular
İnanın ki bize ne kadar şimdiden hani göz aşinalığı yaratırsa ileride AYT'de ve özellikle tabii ki organik kimya içerisinde de çok da faydasını görürüz arkadaşlar. O yüzden tabii ki bizimkiler naçizane birer öneridir tabii ki. Bunların uygulanma aşamasında sadece fikir beyan ediyoruz biz burada. Ve bu beyanlar içerisinde de sizin bunlardan ne derece faydalandınız biz de her zaman için ve faydalandığınız zaman da eğer olumlu dönüşler olduğu zaman bizi inanın o kadar çok fazlasıyla mutlu edecektir. Ve birazcık da AYT'den, birazcık da organik kimyadan da bahsetmek istiyorum. Aslında TYT'nin bir devamlılığı şeklinde düşünse de AYT kimya konularımızda gerçekten aslında konularımız fazla ama içerikleri daha doludur. TYT'de biraz konu sayısı az ama dediğim gibi daha dağınık, daha kapsamlı, daha güncel. AYT kendi içinde mazbut konular içerir, bütündür konular ve onların fikirleri, yorumları hep sabittir. Ana fikir şudur aslında AYT'de, gerçekten bilgiye üst düzeyde hakim olma zamanı gelmiş demektir. Ve bunun içinde yine tabii ki her olayda olduğu gibi bir başlangıç, bir gelişim, arkasından bunu bir sonuçlandırma şeklinde yine gitmemiz mümkün. Bunun içinde size yine kolay orta, yani AYT'de çok düz kolay kitap bulmak çok zor. Çünkü zaten konularımız dediğim gibi kapsamlı. Size baktığınız zaman konular çok fazla olduğu için bilgi birikimi olarak da mutlaka içlerinde zor gelenler olacaktır. Aslında o zor değildir. O bilgiye çok fazla sahip değilsiniz anlamına gelir. Ve size en önemli tavsiyem sevgili arkadaşlarım, AYT konularıyla ilgili özellikle soru bankalarını kullanırken AYT konularının hepsine son derece iyi hakim olmanızı şiddetle öneririm. Çünkü bu konuları hep bütünlük çerçevesine sorar. Örnek veriyorum. Mesela kuantum modeli ilk konumuz atomun kuantum modeli ve periyodik sistem dediği zaman gerçekten bizim o kuantum teoremiyle ilgili birçok bilgiye sahip olmamız ve periyodik sistemi çok iyi bir şekilde kavramış olmamız gerekiyor ki bizim oturup bunun üzerine soru çözmemiz için. O yüzden konuları pekiştirmeden biraz böyle havada kalmış bazı şeyler eğer varsa ki bunları tamamlamadan ya da kendimizden çok emin olmadan lütfen bu kitaplardan hemen soru çözümü şeklinde başlamayalım. Önce konuyu, benim hatta şöyle bir de bir tabirim olacak size, AYT kimya konuları ve organik de dahil olmak üzere hep demlenmesi gereken konulardır arkadaşlar. Bunlar zaman içerisinde oturur, bilgiler zaman içerisinde yerleşir. O yüzden çok fazla acele etmemek gerekiyor. Ondan dolayı da size kolay orta tarzında yine önereceğim kitaplar içerisinde aktif kimya AYT var. Yine parafın kimya soru kütüphanesi. Bu işte biliyorsunuz yine yan bilgiler, üniteyi ölçme, değerlendirme, yine MEP kazanımlarına çok uyumlu olması nedeniyle güzel. Yine ENS'nin yine aynı şekilde kimya soru bankası ve AYT. Yine bunların içerisinde konu anlatımlarından da faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki orbital yayınlarını yine önerebilirim. Artı şunu da söylemek istiyorum. Bu başlangıç aşamasında hemen organiği de işin içerisine katacak olursam organikle de ilgili orbital yayınlarının yine kendi başına çıkartmış olduğu bir kitap mevcut. Yine buradan da yavaş yavaş en baştan başlayarak heyecanlanmadan, çok fazla strese girmeden böyle kademe kademe gidebiliriz diye düşünüyorum. Ve orta zor dediğimiz işte Karekök yayınlarının yine güzeldir. Yine 3-4-5 kimyanın AYT'si gayet güzeldir arkadaşlar. Yine tabii ki 3D'yi burada önereceğim size. MEF kazanım ve tabii ki yayın denizi grubu yine bizim bu yayın sınıflandırılmasında orta zor niteliğinde içerikleri yine güzel olan ÖSYM soru tipleriyle uyumlu olması ve hatta bazı soruların birebir örtüşmesi anlamında çok da faydalanacağınız yayınlar diye düşünüyorum. Ve geldik yine zor dediğimiz aslında biraz daha niteliği daha üst düzeyde olan yayınlardan bahsedecek olursak yine işte bunların içerisinde Aydın yayınlarını dahil edebilirim. AYT Kimya Soru Bankası gerçekten güzel. Artı bunun bir de Organik Kimya Soru Bankası var arkadaşlar. Onun da size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yine Limit yayınlarından bahsedebiliriz arkadaşlar. Yine Limit'in kendi içinde organik şeklinde sınıflandırdığımız yine ayrı bir kitabımız var. Bilgisayar mühendisliğinin yine tabii ki hem TYT hem AYT çok öneririz. İleri seviyede biliyorsunuz biraz bunun soru içerikleri. Yani aslında bizi gerçek anlamda bazı şeyleri çok fazlasıyla düşünmeye iten
yayınlar bunlar. Tabii ki hız ve renk, özellikle organik kimyası yine bu sene içerisinde çok da takdir edilen bir kitaptır. Organikle ilgili kısımda sıkıntı yaşıyorsanız, kendimi daha iyi hissetmek istiyorum, yani aslında ben kendimi bütün hissetmek istiyorum, organikle de tam olsun istiyorum diyorsanız, gerçekten faydalanabileceğiniz yayınlardan bir tanesidir. Bir de hız ve rengin şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Gerçekten yeni nesil soruları en fazlasıyla içeren, içeriğindeki dolu dolu bilgilerle de bunu süslemiş olan yayınlardan bir tanesidir. Yine bizim tabii ki palmiye organiğimiz güzeldir. Çünkü organik kimyada bizim için öğretici kitaplardan bir tanesidir palmiye. Ve onu kullanırken de gerçek temel bilgileri önce orada ölçüyoruz. Oradan bir takım şeyleri öğreniyoruz ve bunları diğer yayınlarla destekliyoruz. Ve tabii ki Limit yayınlarının yine Avantaj serisi hem TYT hem AYT şeklinde bir kitabı var sunum olarak. Bunu da yine dikkate alabilirsiniz arkadaşlar. Burada hemen küçük bir hatırlatma da hemen bulunayım. Organik kimya için de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aynen AYT'de olduğu gibi eğer organik kimya ile ilgili herhangi bir konu hakkında çok fazla fikir bütünlüğü ya da bilgi bütünlüğüne sahip değilseniz hemen haydi bakalım hemen soru çözelim falan şeklinde asla buna kendinizi dahil etmeyin. Çünkü bilgiyi tam bilmediğimiz süre içerisinde bu sorularda çok fazla hata yapabiliriz. Bu da bizi üzebilir. O yüzden önce benim fikrim yine aynı şekilde önce konularımızı çok sağlam alalım arkadaşlar. Çünkü TYT kimyanın şöyle bir özelliği var. Yani TYT kimyada evet çok soru görmek, çok fazla yayından faydalanmak olumlu bir şey. AYT kimyada özellikle konuları çok iyi bildiğiniz süre içerisinde aslında sorular şeyler hep aynıdır. Çok farklı değildir. Ama konuyu bütün bilmediği için öğrenciler onlara çok zor gelir. Aynı şey organik kimya için de geçerlidir. Aslında konuyu bütün bilmiş olsalar hiç de zorlanmadıklarını anlayacaklardır ama tabii ki her şekilde yine taktik şu olmalı. Kendimizi öncelikle bir şekilde ölçeceğiz. Başlangıçlarımızı doğru bir şekilde yapacağız ve ben bunların hepsini gerçekten araştırıp inceleyip buna göre düzenleme yapmaya çalıştım. El verdiğince tabii ki arkadaşlarımdan da bu anlamda destek aldım ve arkasından da tabii ki bunları size arz ettik. Şimdi arkadaşlar şurada en önemli şeyi de söyleyerek zaten sonlandıracağım. Buradaki çalışmalarınızı yaparken lütfen bazı şeylerde eleştirilere mutlaka açık olun. Yani bu fikir almak anlamında olsun. Öyle şeyler yaşarız ki bazen yaptığımızın çok yanlış olduğunu bilmemize rağmen sanki çok doğruymuş gibi hareket edebiliriz ya da yanlış olduğunu farkında bile olmayabiliriz. İşte bu nitelikte eğer size yapılan uyarılar ya da eleştiriler varsa tabii tekrar söylüyorum tırnak işaretinde uzman kişiler tarafından yapılıyorsa bu değerli öğretmenlerimiz olabilir, yine aynı şekilde rehberlik sistemimiz olabilir. Lütfen onları da dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıkla dolu, güzel bir şekilde sınav çalışması diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.